ve günün ikinci serisi Supermassive. Team Turkuality maçının serideki ilk maçına geçiyoruz. Mavi tarafta Supermassive, diğer tarafta ise Team Turkuality'yi izliyor olacağız. Yakalan. Burada tabii Zayraz yakalanmış. Yapacak bir şey yok. Alt koridor şimdiden kaybedildi. Öyle bir sorun var. Yalnız ne güzel kıstırmışlar araya. Ve kan almışlar ama hiç eşya almadı mı? Nardeus. Almadı. Üstüne dönmedi acaba? Yok şey, üstüne döndü. Dönmüş olmasam çünkü peksimeti yoktu. Ekstra peksimet geldi. Eğer Stomach burada olmasa Fabulous o minyonların tecrübe mesafesine bile giremediğini görebilirdik. Stomached olması gereken yerde ve oradaki tüm minyonları almasını sağladı. Takım arkadaşının Longpin'in alının üzerine gidiyor. Rich de orada. Arındırı var Naru'nun. Stomached yine doğru noktada. Hemen arındırını kullanıyor Naru. Bakalım. Hemen tabii örümcek inişiyle minyonlara giderek oradan ayrılmayı başardı Rich. Stomached de... Yalnız Stomached kovalamaya devam ediyor. Longpin'e sıçrası yok ve mızrak yetti oradaki skoru almaya. 3-0'a getirdi oyunu. Ve Koza'dan çok iyi sıyrılmayı başardı Stomached ama Rich hala devam ediyor. Çalılarda Nidalee'yi kovalamak hiç iyi bir fikir değil, onu söyleyelim. Trundle da yaklaştı oraya. Bakalım Stomached bir noktada kalabilir orada. Gitti, çok iyi gitti. Bir buzdan stun. Oo. Ama kaçmayı başaracak mı Zayraz? Sıçrıyor ve takımının ilk skorunu almayı başarıyor. Biraz fazla diretti Stomached. Supermassive alt koridordan oyunun ilk kulesini almayı başardı. O 3-5 milyon farkı bırak da üst, en üst satırda yazan altın farkına bir bak istersen. Şimdi Zayraz'ı istiyordu. 4 kişilik bir ekip. Çok rahat bir skor almayı başardı Supermassive ama Zayraz neden o menzildeydi onu düşünmemiz lazım. Fabulous sıçra bile kullanmadan kışkırttı Zayraz'ı. Bu arada Alev Ejder'i gelecek, ikinci Ejder. Aradaki altın farkı 3700. 9. dakika için 3700 altın ek. Bu arada Rich de düşecek. Rich ne yapıyor? Gidiyor. Fabulous'un enerjisi dolmak üzere, kışkırtma kaçtı orada. Devamlı getirecek mi? Stomached atıldı üstüne. Son anda Nardeus sıçrıyor ve skoru almayı başarıyor. Dakika 9'da inhibitor kulesinin önünde skor oluyor şu anda Supermassive. 16. dakikada 10.000 altın farkı ben hiç görmemiştim. Zayraz şimdi en azından bu kuleyi almak istiyor ama Naru'nun üzerine tutan bir Bart ultisi var. Naru'nun hem sıçrası hem de arındırı mevcut sıçrasını kullandılar orada. Kulesini de dikti ama skoru verecek. Skorda Kidra esnek alıyor. Yan taraftan gelen bir Stomached var. Sıçradı orada Nardeus. Longpin ultisini kullandı. Çok az canı var Longpin'in. Son bir vuruş mızrakla geliyor. Stomage'de gitti o skorda. Şimdi ışınlanma oraya yaklaştığını görüyoruz Zyra'sın. Nardeus'a rek aldı ve buraya kadar diyor Rich. Ben geri dönmek için bir fırsat ama çok da fazlasını çıkaramayacak gibi. Nardeus. İki skor aldı. Karşında sadece Longpin verdi Turkuality. Bir sonraki hedefi orta koridor. İnhibitor kulesi olacak. Desteğiniz rakibin orta koridorundan daha iyi durumdaysa yani rakip için bir sorun var demektir bence. 10 binlik altın farkı devam ediyor ve oyunun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Dakika 19'da 3. inhibitor kulesini aldı Supermassive. Rich yakalan. Gitti orada Rich. Örümcek inişini kullanıyor ama indiği yerde skoru verebilir. Stomached son vuruş yapmayı başardı. Ve diğer tarafta da Kaze'nin düştüğünü gördük Noru. Son bir kez savaşmak isteyecek mi ki? Resultisini kullandı. Bartol sadece Shen'i isabet ediyor. Ama minyonların arasında savaşmak mümkün değil. İnhibitor kulesi devreye girse de orada arada kaldı. Bir kendi üzerine kullandı ultisini ama bittiği anda düşecek. Skor alanda Stomached oldu. Naru'dan ulti geliyor. Bir de Zyra'sı almayı başarıyor. 14-4 skor ama altın farkı 12.000. Yani muazzam bir oyun Supremacy'den. Çok sistematik bir oyun.